Bu videoda Marvel ve DC evrenlerinde ortaya çıkan ya da çıkacak olan en güçlü şeytani varlıklar için bir güç sıralaması hazırladım. Şeytani varlıklar genelde ilgi çekici olurlar. Çünkü süper kahraman evrenlerinde hem kötüler hem de iyiler diye tabir ettiğimiz karakterlerin ortak düşmanları genelde şeytani varlıklardır. Bu iblisler belirli düzenlerde güçlere sahip oldukları için gerçek dünyadan alabildikleri kadar çok ruhu kendi boyutlarına getirmek isterler. Ya da kendi boyutlarında topladıkları orduları gerçek dünyayı istira etmek için kullanırlar. Genelde tüm şeytani varlıkların motivasyonu aynıdır. Ancak her birinin hikayesi ve güçleri birbirinden farklı olduğu için sizlere böyle bir içerik hazırladım. Bu video 3000 like'ı geçtiğinde çizgi romanlarda yer alan şeytani varlıklar için de bir güç sıralaması hazırlayacağım. Ancak videoya başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 20 numara El Diablo El Diablo'nun geçmişi finde açıktan basa bile bir iblis tarafından ona verilen güçler sayesinde cehennem alevlerini kontrol etme özelliği kazanmıştı. Karakterin sahip olduğu alev güçlerini gören insanlar ise ona El Diablo ismini vermişlerdi. Zaten gerçek formu ortaya çıktığında bir kabile şamanına benziyordu. Bu formundayken sahip olduğu güçleri daha etkili kullanıyor ve fiziksel gücüyle dayanıklılığı artıyordu. El Diablo normalde çok güçlü bir karakter ancak güçlerini kullanmayı reddettiği için yetenekleri üzerinde yeterince uzman değildi. 19 numara Incubus Enchantress'in kardeşi olan bu karakter de yine DC evreninde yaşayan mistik varlıklardan biriydi. Başlangıçta bu karakter bir tanrı olarak bilinse de sonradan iblise dönüştürülmüştü. El Diablo ile olan savaşında onun içindeki iblisi bastırmış ve onu yeniden insan formuna dönüştürmüştü. Yani El Diablo'ya karşı üstünlük kurduğunu söylemek doğru olur. 18 numara Gargantos Scarlet Witch tarafından dünyaya gönderilen bu iblis Rune büyüleri sayesinde etkilenmiş ve Wanda'ya hizmet ediyordu. Gargantos başlangıçta Shuma Gorah'a benzese de neredeyse hiçbir alakası yoktu. Strange ve Wong bile onunla zar zor başa çıktı. Gargantos çoğu kişinin başa demeyeceği derecede güçlü ve şeytani bir varlık olsa da en nihayetinde öldürülmüştü. 17 numara Storak. <laughs> Doktor Strange'in ikinci filminde gördüğümüz bu iblis Wanda tarafından kontrol ediliyordu. Normalde bu karakterin Storak isimli bir taneye hizmet etmesi gerekiyordu ancak Wanda onun sayesinde Amerika Chavez'i kaçıracaktı. Doktor Strange'in Sorcerer Supreme olan formu bile onunla da baş edemeyeceğini bildiği için güçlerini artırmak ve çok devreni koruma uğruna Amerika Chavez'i öldürmeyi göze almıştı. Sonuç olarak Wanda Defender Strange'i öldürdü ve kızı kurtarmıştı. 16 numara Magic Colossus'un kız kardeşi olan bu karakter aynı zamanda bir iblistir. Her ne kadar X-Men filmlerinde Magic'in bir mutant olduğu söylense de kendisi Limbo'ya geçiş yapabilecek güçlere sahipti. Limbo bir nevi Araf gibidir. Yani şeytani varlıklar ve iblislerin yaşadığı bölge diyebilirsiniz. Magic çok güçlü bir karakter olsa da X-Men sinema evreninde mutant olduğunun söylenmesi karakteri biraz kötü etkiledi. Mesela Juggernaut da normalde bir mutant değildi ama X-Men filmlerinin ilk versiyonunda mutant olarak gösterildi. Mistik varlıkların sırf X-Men karakteri diye mutant olması, Magic'in şeytani formu konusunda beni biraz endişelendirdi. Ama en nihayetinde Magic bir iblis olduğu için bu listeye girmeliydi. 15 numara: The Seven Deadly Sins. Shazam ve Black Adam'ın düşmanları genelde şeytani varlıklar ve iblislerdir. Yedi ölümcül günahta iblis formunda karşımıza çıkan yaratıklardı. Kıskançlık, açgözlülük, gurur, oburluk, şevhet, tembellik ve öfke. 7 ölümcül günahın verdiği güçler altı Yunan tanrısının güçlerine neredeyse denk sayılır. Elbette Şazem'in güçlerinin tam potansiyeline karşı koyamazlar ancak 7 ölümcül günah asla yok edilemez. İnsanlık var olduğu sürece bu günahlar güçlenmeye ve beslenmeye devam edecekler. Bu yüzden büyücü Şazem bile onları yok edemiyor sadece serbest kalmalarını engelliyordu. 14 numara Shumagora. Gora. Shuma Gorah Marvel Omniverse'te bilinen en güçlü şeytani varlıklardan biridir. Hatta Dormammu'dan bile daha güçlüydü. Ancak MCU'da Shuma Gorah Doctor Strange'in Supreme tarafından güçleri özümsenen bir karakter olarak gösterildi. Aslında bunda şaşırılacak çok da bir şey yok öyle değil mi? Mesela MCU'da Werewolf by Night filminde öldürüldüğü gösterilen canavarlardan bir tanesi Gordugatbaşır'ın çizguraman formuydu. Sizin anlayacağınız Marvel bazı çizguraman karakterlerini MCU'da öylesine ziyan edebilir. Eğer bir çizguraman listesi hazırlarsam zaten sizlere Gorayın gerçek sırasını göstereceğim. 13 numara Mephisto you can't live in fear. Mephisto genellikle Ghost Rider filmlerinde karşımıza çıkan bir karakterdi. Mephisto Big Bang sırasında yaratılan bir iblis olarak kendi güçleriyle yeryüzü dünyasını ele geçirmek isteyen bir şeytandır. Şeytanın genelde dünyada hiçbir gücü olmaz ve en zayıf formunu genelde dünyada görürüz. Bu nedenle Mephisto'ya güçlü bir karakterden ziyade fırsatçı ve uyanık demek doğru olacaktır. Mephisto çok tehlikeli bir karakter ve MCU'da defalarca kez ismini kullanmışlardı. Eğer şeytanla anlaşma yapmazsanız bence dert edecek çok da bir sorununuz yok. Genelde çoğu kişi onun vaatlerine kanarak büyük hatalar yaptığı için Mephisto'nun sırtı kolay kolay yere gelmiyor dostlar. 12 numara Sabak. Black Adam filminde ortaya çıkan iblisler gerçek dünyayı ele geçirmek için kendi güçlerini birleştirmeye karar vermişlerdi. Black Adam Shazam dediğinde 6 Mısır tanrısının gücünü alırken Sabak da 6 iblisin gücünü alıyordu. Sabak aynı anda bir sürü karakterle savaştığı halde neredeyse yenilmezdi. Doktor Fate'i öldürdü hatta son savaşta eğer yardım almasaydı Black Adam'ı bile yenebilirdi. Sabak'ın kendi üzerinde Eternium'un da gücünü kullandığını biliyoruz ki bu Eternium dediğimiz şey büyü ve büyülü silahlara karşı oldukça etkiliydi. Yani Sabak fiziksel gücü ve yapabildikleri göz önüne alındığında kesinlikle yenilmez bir karakter sayılabilirdi. 11 numara Ghost Rider <laughs> Zaratos'un yarattığı intikam ruhları insan bedenleri içindeyken onları hayale sürücüye dönüştürebiliyordu. Ghost Rider elbette şeytani bir varlık ancak amacı kötülük değildi. Dünyada suç işleyen ve yargılanmayan insanları kendi eliyle yargılayıp onların ruhlarıyla besleniyordu. Sony filmleri dışında MCU'da da Ghost Rider formları görmüştük ancak genel olarak hepsinin amacı aynıydı. 10 numara Hela The Guards of Death. Fine. <laughs> Hela MCU'da Helheim'ın lideri olarak zaten ölüm tanrıçasıydı. Aynı zamanda şeytani bir varlık olmayı tercih eden Hela Marvel çizgi romanlarında Borg tarafından yaratılan bir iblisti. Siyah sonsuzluk taşı ile yaratılmıştı ve bu sayede ölüler diyarında hüküm sürüyordu. MCU'da ise ölmüş olan askerleri diriltmek ve aldığı hasarı saniyeler içinde iyileştirmek gibi yetenekleri vardı. Hela şeytan lordlarından biri olarak elbette bu listede yer almalıydı. 9. numara Eternal Flame Surtur Surtur 9 diğerde yaşayan bir iblistir. Zaten kendi dünyasında yaşayan şeytani varlıkların her biri Surtur'a hizmet ediyordu. Kaderinde Asgard'ın kıyameti olmak olan bu karakter en nihayetinde amacına ulaştı ve neredeyse bir göksel varlık kadar büyüyerek Asgard'ı yok etti. Hatta patlamanın etkisiyle Surtur'un da tamamen yok edildiği düşünülüyordu. Sonsuz alevin gücüyle Surtur eğer Asgard'ı patlatmasaydı gezegenlerin fatihi olabilecek kadar güçlüydü. Asla sönmeyen büyülü bir alev sayesinde gezegenleri dolaşır ve hepsini masbulahem yapabilirdi. Ama beyinsiz bir karakter olduğu için bunları düşünemedi. 8 numara Scarlet Witch Scarlet Witch kendi doğasını gördükten sonra ilk iblis kutunun mirası olarak bir şeytani varlık olduğunu kabullenmişti. Şeytani bir varlık olarak Scarlet Witch cadılık yapsa bile kendi doğasından asla kaçamaz. Gerçeklik manipülasyonu gibi daha birçok özelliği sayesinde tek bir evren için yaşayan en büyük tehdit olabilir. Eğer Kuton'la güçlerini birleştirecek olursa hem çoklu evren hem de Void yani Omniverse için bile tehdit olacağını söylemişlerdi. Wanda yapabileceği şeylere bakılırsa Ghost Rider'dan daha büyük başarılar sergileyebilir ancak kaos büyüsü Ghost Rider'a etki edemiyordu. Bu yüzden sıralamada Wanda'yı Ghost Rider'ın üzerine koymuş olsam da ikili mücadelede kazanan Ghost Rider olacaktır. Hazırlamış olduğum bu listenin sadece karakterlerin etki alanlarına ve sınıflarına göre bir sıralama olduğunu bilin. 7 numara Nightmare. The Nightmare begins. Başlangıçta Nightmare Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminin düşmanı olacaktı. Hatta fragmanlara ve filmin ilerleyişine bakarsanız Strange'in gördüğü rüyalar yüzünden etkilendiğini anlamışsınızdır. Doktor Strange ve Scarlet Witch Nightmare ile savaşıp onu durduracaklardı. Nightmare yine dünyada sadece bir tane olan karakter olarak herkesi rüyalar aracılığıyla birleştirecekti. Görmüş olduğumuz rüyaların çok devrendeki alternatif versiyonlarımız olduğunu da buradan anlayacaklardı. Kabuslar gören ve bunlardan etkilenen herkes Nightmare denen iblis tarafından manipüle edilen insanlardı. 6 numara Zaratos Başlangıçta Tanrı'nın en güçlü meleklerinden biri olan Zaratos, adalet meleği sıfatıyla dünyaya gönderilmişti. Dünyada adaleti sağlaması gereken bu melek Mephisto tarafından yozlaştırılmıştı. Dünyadaki en büyük tehdidin koruması gereken insanlar olduğunu fark ettiğinde sadece kötü olanları öldürüp onları cehenneme yollamayı kabul etti. Mephisto'nun oyununa gelen Zaratos, Tanrı tarafından düşmüş melek olarak ilan edildi ve o günden sonra Ghost Rider formuyla insan avlamaya devam ediyor. Zaratos'un Ghost Rider'dan farkı şu ki Zaratos istediği herkese intikam ruhu verebilir. Ayrıca Ghost sahip olduğu güçler Zaratos'un verdiği güçlerden öteye geçemiyordu. Zaratos tam potansiyelindeyken çok daha güçlüdür. Scarlet Witch'in kaos büyüsü Zaratos'a ve Ghost asla etki edemez. 5 numara Trigon Trigon DC evreninde yaşayan en güçlü iblislerin başında geliyordu. Göksel varlık sınıfı bir karakter olarak Trigon ölümsüz bir tanrı olduğu için tüm çok devrende sadece bir tane olması gerekiyordu. Bunun sebebi Trigon'un boyutlar arası ve göksel bir karakter olmasıydı. Mesela Arishem'in farklı evrenlerde varyantları olması bence son derece saçma öyle değil mi? Çünkü evrenler arasında gezebiliyor ve çok devreni büyütme görevini üstleniyordu. Trigon'u da yozlaşmış ve şeytanlaşmış bir göksel varlık olarak düşünün ayrıca DC çok devreninde yaşıyor. Trigon'un birçok farklı DC evreninde ortaya çıktığını çok iyi biliyorum ancak bir şekilde ortak bilince sahip olan beden, kullanıyor olabilir. Mesela The Living Tribunal'ın da her evreni izlediği bir sürü klonu var ve hepsi ortak bir bilince bağlıydı. Sonuç olarak Trigon tam gücündeyken kolay kolay durdurulabilecek bir karakter değildir. 4 numara Dormammu MCU'da Dormammu biraz harcanan ve aşağılanan bir karakter olsa da Doktor Strange'in 3. filminde geri dönecek. Dormammu kendi boyutunda yani karanlık boyuttayken çok daha güçlü bir varlıktı. Bu yüzden başka evrenleri istila etmek için dışarı çıktığında biraz zayıf düşüyordu. Dormammu'nun çok devrini bizim yaşadığımız evrenden tamamen bağımsızdı. Mesela Dormammu'nun boyutunda zaman, yaşam ya da ölüm gibi kavramlar yoktu. Marvel'da Infinity zamanı temsil ederken Def ölümü temsil ediyordu. Yani bu yüzden Dormammu çok devrenden çaldığı insanları ve dünyaları kendi boyutunda bu tür kavramlardan kurtarmış oluyordu. Hatta Cassius ve adamları haklıydı çünkü Dormammu hepsine ölümsüzlük vaat ediyordu ancak karanlık boyut oldukça dengesizdi. Yani Dormammu çaldığı tüm dünyaları ve insanları köle olarak kullanacaktı. Ancak gerçekten de onlara ölümsüzlüğü yani sonsuzluğu verecekti. Her ne olursa olsun Dormammu şeytan lordlarından biridir ve kendi çok devrenine sahip bir varlık olarak son derece güçlüdür. 3 numara Doctor Strange Supreme Üzümsediğim mistik varlıkların ve iblislerin güçleri sayesinde Strange artık karanlık bir taraf oluşturmayı başarmıştı. Şimdiye kadar Marvel'ın farklı boyutlarında yer alan tüm iblislerin oluşturduğu bu yaratık, Strange'in güçlerine sahipti. Çoklu evrenden topladığı binlerce varlığı yok ederek hepsinin varlık enerjisiyle kendi evrenini yeniden yaratacaktı. Sonuç olarak Strange, kendi içindeki bu iblisle savaşıp onunla birlikte yok oldu. 2 numara. Kuton There's no telling what soulless monstrosities lie within. Kuton, Demiurge tarafından yaratılan ilk iblisti. Kara büyü ve kaos büyüsünün yaratıcısı olarak da bilinen Kuton, aynı zamanda Scarlet Witch'i de yaratmıştı. Her ne kadar Kuton geçmişte yenilgiye uğramış olsa da kendi mirasını Wanda'ya devretti. Bu sayede bir kehanet yazdı ve Wanda Gordağını lanetlemişti. Kuton yaratılan ilk iblis olarak Mephisto gibi basit şeytanlardan çok daha üstün bir varlıktı. Ayrıca Kutonun mirası yaşamaya devam ettiği sürece tüm evrenlerdeki Scarlet Witch varyantları ona hizmet ediyor demektir. Çünkü Darkhold sayesinde bedenden bedene girme özelliği olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Kuton bunu keşfeden varlık olduğu gibi aynı zamanda tüm çok devrende sadece bir tane olması gereken bir karakterdi. Bir numara Lady Dev. Hey you guys we're having a party. Lady Death Agatha All Along dizisiyle birlikte yeniden MCU'da gösterilmiş olabilir. Daha önce Guardians of the Galaxy ve Thor: Love and Thunder filmlerinde gösterilen Ölüm, MCU'nun en güçlü şeytani varlığıdır. Her canlının ruhunu alabilecek etkiye sahip bir karakter. Ölüm öyle bir varlık ki, eğer bu kozmik varlık ortadan kalkacak olursa herkes ölümsüz olur. Bu yüzden Ölüm genelde ölümsüz karakterlerden nefret eder. Hatta bu yüzden Ölüm genelde ölümsüz karakterlerden nefret eder. Death ölümsüz olan karakterleri kendi varlığına hakaret olarak kabul eder. Ediyordu. Çünkü onun yaratılış amacı herkesin ruhunu almak ve onları öldürmektir. Başlangıçta MCU'da Thanos'un evrendeki hayatın yarısını yok etme motivasyonu ölümü olan aşkı olacaktı. Bir nevi ona hediye olarak böyle bir katliam yapacaktı. Ancak daha sonra bu fikrin çok fazla yankı yaratmayacağını düşünerek evrendeki denge ve kaynak sorunu gibi etkenleri göz önüne almışlardı. Her ne olursa olsun Def, Thanos'u manipüle edecek ve onu kötü bir varlığa dönüştürecek kadar güçlü bir şeytandı. Hem çizgi romanlarda hem de muhtemelen MCU'da Thanos'a evrendeki hayatın yarısını yok etme fikrini veren kişi aslında Def'ti. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.